Samedüs'ten herkese merhaba. Bugün bazılarınızın istediği, bazen yorumlarda yazdığınız işte yeşil ekranı filan nasıl yapıyorsun, işte hangi programları kullanıyorsun falan da filan da fazla editiyle uğraşmayacağım bir video çekmek istiyorum. Çünkü acayip yorgunum. Yani videoların gelmeyişinin böyle iki gün aralıklarla ya da bir gün aralıklarla gelmeyişinin sebebi hep yorgunluktan. Yani bir editi yaparken bıkkınıyorum, usanıyorum. Zaten gelecek videonun şeyini de burada görüyorsunuz. Samedüs FB kariyeri gelecek. Ama o kadar uzun ki yani yine bir saate yakın mı, 50 dakikaya yakın mı? Ama editi çok uzun süreceği için o kadar yorgunum ki hiç yapasım gelmiyor. Şimdi ben kendi durumumu anlattıktan sonra sizin isteğinizin durumuna geliyorum. Şu an elimi falan oynattıkça şey olur. Daha silmedim ama biraz sonra sileceğim yeşil ekranı. Elimi falan oynattığımda ışık kapandığı için şuraları filan böyle bozulabilir. Çünkü yapay ışık kullanmıyorum. Bildiğiniz doğal ışık kullanıyorum. Şu an her yeri göstereceğim için. Bakın. Yani cam açık. Ben video çekerken böyle oluyor. Camı ta yarıya kadar açıyorum perdeyi. İşte yeşil ekran kısmı da şeyde. Şöyle bayağı kaplanmış bir şekilde duruyor. Geliyorum, şöyle yaklaştırıyorum. Bu biraz oynamış herhalde. Böyle yapıyorum. İşte ışık geldiği sürece, bir şey olmadığı sürece, kamera da Allah'a şükür iyi çekiyor. Işık geldiği sürece beni böyle görüyorsunuz. Hatta hani biraz daha yan seviyorum ben böyle hani. Video burada duruyor ya, hani yandan şöyle bakıyormuş gibi. Hani onu sevdiğim için biraz da bu duruş filan iyi oluyor. Koltuk zaten çok dandik bir koltuk. Yani kaç senesinde alındığını ben de bilmiyorum. Yani bazılarınızdan daha büyüktür. Ya da işte aranızda 5-6 yaş filan vardır yani. O kadar. Hem böyle bir muhabbetli sohbetli bir şeyli hem de neler göstereceğimi size şey yapayım. Biraz sonra yeşil ekranı silelim. Nasıl silelim? Hadi silinsin. Şu an yeşil ekran silindi. Güneş geldiği sürece yani ben doğal ışık kullandığım için bir de hani mesela benim için en rahat nasıl olurdu? Mesela şu tarafa falan koyardım ya da şu karşı tarafa. O iç tarafta şey yapardım ama odanın en ışık alan kısmı bura olduğu için mikrofonla aramda bu kadar var. Bakın ben şu an konuşuyorum. Mikrofon tam buradan alıyor. Şöyle yerleştirelim. Oraya koyabilirdim ama orası da çok içte ve ışığı doğru düzgün almaz diye tam buraya koydum ve yeşil ekran da hani şeyde karton da kaliteli bir karton ve dümdüz olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Umarım böyle devam eder. Kışın ne yaparız bilmiyorum. Neyse zaten silinmişti burası. Nasıl sildiğimi de size göstereyim. Şimdi yeniden bir şey yapalım. Yeniden bir hop gelsin ekranımız. Ben niye burayı silip şey yapıyorsam şekil şükür olsun diye. Hani nasıl silindiğini öyle öğrenin diye. Şimdi benim video kısmından alalım. Ne alalım? Şunu alalım mesela. Al. Koy buraya. Bunu da koy. Şunu hafif kısalım. Boşuna yormasın bilgisayar kendini. Ben niye öyle yapıyorum?
Editimi zaten Camtasia 9 üzerinden yapıyorum. Şunun sesini de kapatalım. Başlattığımızda sıkıntı olmasın. Camtasia 9 üzerinden yapıyorum. Siz 8'i kullanıyor olabilirsiniz. Ya da Adobe Premiere Pro'yu çözdüyseniz onu kullanıyor olabilirsiniz. Şimdi yeşil ekranımız bu. Aynı şekil çekiyoruz ve gayet de iyi ışık gelmiş. Şimdi bunu nasıl siliyorum ben buradan? Visual Effects kısmına gelip Remove a Color deyip buraya atıyoruz. Daha hani attığınızda direkt silinmiyor. Buradan kendiniz seçmeniz lazım. Tolerans kısmı da yani asıl işinize yarayacak kısım. Buradan böyle çekip de şey yapabilirsiniz. Şöyle mesela en iyi yeşillere, mesela şurayı sildik. Neresi kaldı? Bura kaldı. Şu mesela on diyor ya. İşte tam silinene kadar çok sildik. Tam silinene kadar şey yapalım. 39 fazla mı oldu? Genelde 33 falan yapıyorum ama yanlış yerden sildiğimizden dolayı da olabilir. Şöyle yapalım. Mesela hani biraz değişik oldu orası. Niye öyle olmuş onu da bilmiyorum da. Hangi video bu? Ha, edit yapacağım şey videosu. Daha editini yapmamışım. Edit yapacağım video. Demek ki böyle olacak sildiğimizde. Genellikle mesela bunu küçülttüğümüzde, biraz da şuradan kestiğimizde hani farkına bile varmazsınız. Öyle söyleyeyim ben size. Burada işte seçiyoruz. Seçtikten sonra işte yeşili, sizinki daha yeşil olabilir. O zaman daha güzel, hemen silinir. Çünkü şuradaki yeşille, işte hani burada gösterdiği yeşille buradaki gösterdiği yeşil biraz uymuyor. En azından benim kartonum falan uymuyor. Ama genellikle siliyorum. Ben neden yeşil ekran kullanmak istiyorum? Çok seviyorum. Bir de arka planım çok güzel değil. Yani bembeyaz duvar. Kocaman şey geleceğini, orada duracağını, benim arkam silinsin, İşte böyle durayım daha iyi. İşte bunu da mesela CTRL'ye basarak orantılı olarak küçültüyorum. Buraya koyuyorum. İşte bazen alta basarak şurayı siliyorum. İşte video oynattığımızda. Ama sildiğimizde elimiz gözükmüyor. Onu böyle yeniden yapıyoruz. Ha, böyle gözüküyor işte. Böyle oluyor. Şeyde mesela FIFA şeylerine ya da PES'te falan hiç gözünüz çarpmaz o arka aşağıda silinmeyen kısım. Çünkü işte sağda yeşil olduğu için şey de olur. Mesela ben böyle şey yaptığımda güneş kapanır. Ya da böyle eğildiğimde bazen oluyor. Mesela bir şey oluyor, üzülüyoruz ya böyle. İşte burası filan şey siliniyor. Ya siliniyor derken gölge oluyor. Gölge olmaması lazım. Mesela benim şura... Ne diyorduk? Şurası silinmiyor diyorduk. Çünkü burası gölge. Yani orası biraz silinmez. Ama doğru yerden seçersem ben, ya da sizler de böyle bir şey yaptıysanız, seçerseniz silinebilir. Dediğim gibi eğer yapay ışığınız yoksa, doğal ışık kullanıyorsanız cama yakın bir yerde ya da en iyi ışığı nerede alıyorsa ona doğru kurun şeyinizi, green screen'inizi, yeşil ekranınızı. Böyle siliyoruz. Geri getirmek için de hop böyle şey yapıyoruz. Mesela silmesem ve arkada ekran kartonu olmasa burası bembeyaz gözükecek. Şurası sapsarı gözükecek. Yani hani dolabın şeyi sapsarı gözükecek. Görüntü pek iyi olmayacak. Fazladan da burada şey olacak. Şu kadar görüntüde zaten ben kendim de istemem, bakın. Şöyle küçültüyorlar ya. Bir tanesi var, öyle küçültüyorlar.
Şu ne lan? Bir videoda ekleme yani kendini, daha iyi. Ulan bir ses geliyor. Kimden geliyor bu ses? Ha, oradaymış. Ulan videodaki ayrıntıyı mı bulun, videosu mu yapıyorsun? Neyse, umarım anlamışsınızdır. Umarım bir şey olmuştur. Bir fikriniz olmuştur. Nasıl edit yaptığımı da belki başka bir videoda yaparım. Hepsinin bir videoda olunca içerik kalmıyor. Şaka şaka. Şimdi hangi programı kullanıyorum diyorsanız, Bandicam'ı kullanıyorum. Bandicam'ı kullanıyorum. Zaten hani crack işlemini K-Maker diye bir programdan yapıyorum. Habire sanki satın alıyormuşuz gibi oluyor. Aslında bir kere satın alsak hiç şey olmayacak. Bandicam'ı neden kullanıyorum? Çok sevmiyorum Bandicam ama FIFA çektiğim için herkes böyle OBS'te falan kaydediyor FIFA'yı. Ben OBS'te kaydettiğimde böyle bir sorun oluyor. Çekiyorum böyle video başlarken falan, hani bir şey yok. Sonra böyle pembe gibi bir ekran yanıp sönüyor, hata falan çıkartıyor. Bandicam'dan çekiyoruz. Bandicam'ın zaten ortak sorunu FPS düşürmesi. Ama ben gayet her şeyde Bandicam'ı kullanıyorum. İşte Witcher çekiyoruz, FIFA çekiyoruz, IMLL çekiyoruz, PES çekiyoruz. Hepsinde Bandicam'ı kullanıyorum. Şu anda zaten ekran kaydedicisini kullanıyordum. Kamerayı almadan önce de, yani telefon almadan önce de işte şeyi bağlayıp, webcam'i bağlayıp oradan şey yapıyorduk. Webcam'de yeşil ekran olmuyor. Böyle zaten ben kıpkırmızı bir şekilde gözüküyorum. Sen karaciğerimde bir sorun varmış gibi. Kıpkırmızı bir şekilde gözüküyorum. Yeşili de böyle soluk bir şekilde alıyor. Silemiyorum. Zaten çok da mükemmel bir kamera değil. Ancak yayın yaptığımda kullanırım. Onda yayın yaptığımda kullanırım. İşte video şeylerim 60 FPS. Hani şimdi 30 FPS falan çekince böyle kasmalar falan oluyor. Zaten hani oyunun kendi şeyi de var. O da sorun oluyor. Ben hani video editlerken kasma yaşamayayım diye 60 FPS çekiyorum ama size 60 FPS yaşatamıyorum. Çünkü internet temiz belli ve boyutlar da belli. Ben normal bir 1 GB'lık video bile 4 saatte falan atıyorum. 3 saatte yani. Düşünün. Normal orijinal Handbrake'den geçmeden önce, orayı da şey yapacağım. Handbrake'den geçmeden önce böyle boyutlar 6 GB, 7 GB falan oluyor. Handbrake'den geçince işte oradaki aksiyona şeye göre GB falan iniyor. Böyleydi, fazla bir şey yok. İşte F9'a basarak kaydediyorum. H264 CPU ayarını kullanıyorum. AVI olarak kaydediyorum. MP4 olarak kaydetmeyin, kalite düşüyor. Burası da böyleydi. Zaten ses kaydedicisi olarak Audacity'yi kullanıyorum. Efekt olarak da gürültü azaltmayı kullanıyorum. Audacity ile ilgili başka hiçbir şey yapmıyorum. Handbrake'e gelelim. Handbrake'i de zaten biliyorsunuzdur. Çoğu kişi kullanıyor. Buradan şey yapıp source deyip, yani arama deyip, kaynak deyip girip file dedikten sonra işte mesela şu kaç GB? 387. Buna işte tıklıyoruz, aç diyoruz. Orada şey oluyor. Mesela diyelim aç dedik. Sonra isim girmemiz lazım ama şöyle yapıp işte isim giriyoruz. Bilmem ne. İşte girdik. Mesela kariyer Samedios diye girmişim ben. Kariyer Samedios diye girmişim. Start'a basıyorum. Bir işte süre söylüyor. Mesela 2 dakika içinde, videonun uzunluğuna göre filan. 2 dakika içinde, işte 5 dakika içinde ya da 8 dakika içinde sana hazır vereceğim diyor. İşte süreyi bekliyorsun. Yaptıktan sonra işte nereye gönderdiyseniz mesela oraya geliyor. Ve mesela 387'lik 3 GB 870 MB'lık video 879 MB'lık bir videoya dönüşüyor. Bunu da ben
işte internet şeyiyle 2 saatte falan atıyorum. İnternetim çok iyi olsa ne 2 saate, yarım saate falan yükleniyor, daha az dakikaya. Kullandığım şeyler bu kadardı. Bir de Photoshop kullanıyorum. Photoshop'ta da hani ayarlarım, o gördüğünüz kapak fotoğrafındaki dosya ayarları Full HD, yani 1920'ye 1080 piksel. Bu biraz yanlış olmuş. Öyle. Hazır şeylerim de var. Burada mesela, mesela el kapağını hazır şey yapmışım. FB kariyer kapağı hazır. Oyuncu kariyeri kapağı, o gördüğünüz şu var ya. İşte önceden hazırladım. İşte 4. bölüm, 5. bölüm diye buraya değiştireceğim. Mesela şuradaki shop'la şuradaki shop iğrenç. Mesela şurada gerçekten benmişim gibi duruyor. Burada hiç. Ama bunun üstünde o kadar çok efekt var. Katman var. Ne bileyim bir sürü işte vibrans, titreşimler falan var. Her şey var ama en son böyle oluyor. Çok şey yapamıyorum. Yapamıyorum öyle şeyleri. O yüzden bunu hiç bir daha kullanmayacağım. En birinci Witcher'ın bölümünde bu vardı. İşte PES 16 kapağım varmış daha ne zaman. PES 17 aneliğin yeni anelik. Bir de kapak Extreme. Bu en son kullandığımız. Bir de Witcher'ın kapağı şeyi var. Kendi yaptığım vektör çizim. Kendim uğraştım. O kanalımızın profil fotoğrafı. Yine çok konuştum. Yine ben uzatıyorum. Bu kadar da yeşil ekran işte nasıl yapıyorsun diyenlere hani şey olarak bir cevap. İşte kullandığı program dedik diyenlere bir cevap. Başka merak ettiğiniz varsa, ha 410 aboneyi falan geçtik. Eğer düşmediysek. Ben şu an yapıyorum ya, yeşil ekran acayip silinmiştir. Şey, ona özel de bir şey yapmayı düşünüyorum. En azından çok 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 mükemmel bir şey olmasa da kafamdakini her video yükleyen kişinin yaptığı gibi ben de aynı şekil bir şey yapacağım. Neyse, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok yorulmuştum. Bir yorgunluğumu atayım videosu oldu. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz de, yararlı bulduysanız da videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Samedi Usta kalın.